Bilyegöz masalı. Çok eskiden Kaf Dağı yamaçlarına kurulu bir memleket varmış. Her yanında dereler çağlar, pınarlar ağlarmış o memleketin. Zümrüt gibi uzanan kırları, binbir yemişle dolu meyve bahçeleri görülmeye değermiş. Kral Bilyegöz hüküm sürermiş orada. Doğrusu garip bir adammış kral. Sarayından çıkıp gezmez, karısı ve biricik kızından başka kimseyle konuşmazmış. Sinirli sinirli dolaşır, bilye gibi küçük gözlerini sağa sola çevirerek anlaşılmaz sözler söylermiş. Diken üstünde oturuyor gibi rahatsız ve mutsuzmuş. Kimse yüzünün güldüğünü görmezmiş. Yüreğinde öylesine büyük bir hastalık varmış ki onu hiçbir hekimin tedavi etmesi mümkün değilmiş. Çünkü altın hastalığı denilen garip bir derde tutulmuş kral. Aklı fikri daima altınlardaymış. Zamanlı zamansız kalkar, bodruma iner, hazinelerini kontrol edip saatlerce orada durur, zamanın nasıl geçtiğini fark etmezmiş. Kocaman avuçlarına altınlarını doldurur, onları çocuğunu sever gibi öpüp okşar, bıkmadan, usanmadan defalarca sayarmış. Karısı ve kızı onun bu haline çok üzülür. Bazı günler ona, "Siz bu ülkenin kralısınız. Her türlü zenginliğe sahip kudretli bir insansınız. Altınlara karşı böyle hastalık derecesine varan ilginiz bir felakete sebep olabilir. Hiç olmazsa bazı günler sarayın bahçesine inip açık havada dolaşın. Bir çiçek cennetini andıran bahçenizde gezerseniz belki gönlünüz aydınlanır" derlermiş. Kral Bilyegöz gülüp geçermiş onlara. Sözleri bir kulağından girer, öbüründen çıkarmış. Bir sabah erkenden uyanmış, pencereyi açıp dışarı bakmış. Çiçek açmış ağaçların yanında yemyeşil uzanan setlere çiğ yağdığını görmüş. Her şey öylesine güzel ve iç açıcıymış ki Kral Bilyegöz bir an altınlarını unutup bahçeye çıkmayı düşünmüş. Karşısındaki nar ağacı üzerinde öten bülbül onu hayata çağırıyor gibiymiş. Süratle giyinip kapıya yürümüş. Ayakları altında gıcır gıcır sesler çıkaran mermer salonları hızla geçmiş. Merdivenleri inip çıkış kapısına yönelmiş. Birden yüreğini kaplayan o hain hastalık ses vermiş. "Dur, bahçeye çıkma. Çıkacaksan bile altınlarını yanına al" diyormuş bu ses. Bilyegöz bu sesi susturamayacağını anlayınca hemen dönüp hazinelerinin bulunduğu mahzene koşmuş. Kalın ve ağır kapıları bir bir açıp altınlarına erişmiş. Koltuğuna sabilen, İçi mücevher dolu işlemeli bir kutuyu kapıp çıkmış. Az sonra güneşin yavaş yavaş ısıtmaya başladığı o muhteşem bahçenin içine girmiş. Çiçek tarlalarının, gül fidanlarının, lale setlerinin arasında dolaşmaya başlamış. Uzun bir süre gezinmiş. Fakat gördüğü bunca güzellik bile ona altınlarını unutturamamış. Bahçenin kenarında toprağa oturup mücevher kutusunu açmış. Göz kamaştırıcı bir aydınlıkla parıldamış altınlar, inciler. Bilyegöz kıymetli taşlarla süslü mavi gerdanlıkları, zümrüt yeşili mercanları ve çil çil altınları seviyor, okşuyor, onlarla bir çocuk gibi oynuyormuş. Birden dalıp gittiği o garip alemden uyanmış. Hemen arkasında bir çıtırtı duymuş. Korkuyla dönüp bakmış. Elbiseleri yamalı, pabuçları eski, boynu bükük, zavallı bir adam duruyormuş karşısında. Ellerini birbirine kavuşturmuş, çatlak dudaklarını büzmüş bir adam. Yüzünde koca bir çaresizlik, yoksulluk ve gariplik varmış. "Saygıdeğer kralım" diye başlamış söze. "Sizinle karşılaşmam Allah'ın bir lütfu bana. Yoksulluk içinde kıvranan zavallı bir insanım ben. karım ve çocuklarımın boğazına günlerdir bir lokma ekmek girmedi. Bana yardım eder, fazla değil, bir altın bağışlarsanız ömür boyu duacınız olurum. Ne olur boş çevirmeyin beni, demiş. Kral Bilyegöz şaşkınlıkla bakmış dilenciye. Altın sözünü duyunca mücevher kutusuna sıkıca sarılmış. "Hayır!" diye bağırmış. "Sana hiçbir şey veremem." Dilenci duyduklarına inanmak istemiyormuş. "Lütfen," demiş. "Bir tek altından ne çıkar? O sizin için bir kıymet ifade etmez ama beni ve çocuklarımı açlıktan kurtarır. Lütfen." Kral Bilyegöz belki her şeyi yapsa bile bu işi yapamaz, hiç kimseye bir gram ağırlığında bile olsa altın veremezmiş. İyice sinirlenmeye başlamış. Küçük gözlerine tiksinti ve nefret dolmuş. "Defolup git başımdan, beni rahat bırak, altınlarıma göz dikme, bir tane bile olsun vermem, anladın mı pis dilenci?" diye haykırmış. Zavallı dilenci ümitlerini yitirivermiş. Anlamış ki bu cimri kral asla kendisine yardım etmeyecek. Yüreği acıyla sızlamış, gözlerinden birkaç damla yaş yuvarlanmış yere. Gönlünün derinliklerinden kopup gelen bir sesle garip bir dua etmiş. Daha doğrusu bir beddua. "İnşallah tuttuğunuz her şey altın olur kralım. Ne elinize uzatırsanız altın olsun," demiş. Sonra ardına dönüp aksayan adımlarla çekip gitmiş. Kral Bilyegöz dilencinin sözleri karşısında bir an şaşkınlığa uğramış. Sonra gülüp geçerek "Pis adamlar," diye mırıldanmış. "Bütün işleri dilencilik. Çalışıp kazanmayı hiç düşünmez bunlar." Kralın düşünceleri doğru değilmiş. Yeryüzünde nice yoksul insan varmış. Çalışamayacak durumda olan, hasta, sakat ve hakikaten çaresiz nice insan. Aslında zenginler onlara yardım ellerini uzatmalı, kardeşçe, insanca yaşamanın çarelerini aramalıymışlar. Mücevher kutusunu kucaklayıp ayağa kalkmış kral. Geldiği yöne doğru ilerlemiş. Birden gözüne ilişen kıpkırmızı bir gül görmüş. Onu kopararak biricik kızına götürmek istemiş. Uzanıp almış. O da ne? Dalından koparılan gül bir anda som altın haline gelivermemiş mi? Yaprağı, dikenleri, sapı som altın bir gül. Kral Bilyegöz'ün gözleri şaşkınlıkla büyümüş. İkinci bir güle uzanmış. Yine aynı şey oluvermiş. O da altın haline dönüşmüş. Sevinmiş Bilyegöz, sınırsız bir coşkuya kapılmış. "Yaşasın!" diye haykırmış. "Her tuttuğum altın oluyor artık." Heyecanla koşmuş sarayına. Hizmetçilerden bir bardak su istemiş. Getirmişler. Bilyegöz bardağı eline aldığında onun da altın haline geldiğini görmüş. Artık elini neye uzatsa bardak, çatal, kaşık, havlu, sabun, hatta ekmek, her şey altın oluyor, bir anda külçeleşiyormuş. Bilyegöz'ün sevinci azalmaya başlamış. İçine kıpır kıpır bir huzursuzluk dolmuş. Tahtında kurulmuş düşünürken biricik kızı içeri girmiş. Onu görünce olanları unutup kızına doğru yürümüş. "Gel bakalım küçük kraliçem, babana sarıl şöyle," demiş. Kollarını uzatmış, kızının omuzlarından tutmuş. İşte asıl korkunç felaket o zaman görülmüş. Eli değer değmez sevgili kızı altın bir heykel haline dönüşmüş. Altın bir heykel. Cansız, kas katı ve soğuk. Kral Bilyegöz beyninden vurulmuşa dönmüş. Şaşkın gözlerle çevresine bakıyormuş. Hizmetçiler de neye uğradıklarını bilememişler. Birer birer köşeye saklanıp beklemişler. Artık kimse yaklaşamıyormuş krala. Korkunç felaketler yağdırıyormuş çevresine. Neye dokunsa altın oluyormuş. Karısı ise ağlayıp duruyor. "Bak felaket! Senin o uğursuz altın hastalığın yüzünden bak başımıza neler geldi. Kızımı yok ettin," diye feryat ediyormuş. Kral Bilyegöz perişan olmuş. Bütün dünyası kararmış. artık altınlarını hiç sevmiyormuş. Onların sarı, pırıltılar saçan, soğuk görünümlerine düşman olmuş. Elini bir yere sürmekten korkuyor, deli gibi dolanıp duruyormuş. Ülke halkı olanları duymuş. Çaresiz ve yoksul insanlar gizlice seviniyor, o bunu hak etmişti diyorlarmış. Bilyegöz yaptıklarına pişman olmuş. Gece sabahlara kadar uyumuyor, bu korkunç felaketten kurtulmak için Yüce Allah'a dualar ediyormuş. Artık kendini bir tek kuruşu bile olmayan zavallı fakirlerden bile güçsüz, perişan ve yoksul kabul ediyormuş. Elini sürdüğü her şeyin, kas katı altın kesildiği bir dünyada yaşamaktansa ölüp gitmek daha iyiymiş. Düşünüp taşınmış, ülkesindeki bilginleri sarayına çağırıp onlarla konuşmuş. Bu işe bir çare bulmalarını istemiş. Sonunda yaşlı bir bilgin sözü almış. Bu demiş, sizin altın hastalığınıza verilmiş ilahi bir cezadır. Artık samimi bir gönülle günahınıza tövbe edip, Allah'tan af dileyip, bundan sonra çok cömert bir insan olacağınıza söz vermeniz gerekir. Eğer bunu yapar, sözünüzde durursanız kurtulursunuz. Şimdi ülkemizin yüce dağlarından doğup, sarayınızın yakınından geçen Huzur nehrine gidiniz. O suya girip abdest alınız. Yüreğinizdeki kötülükleri yıkayınız. Belki o zaman eski durumunuza dönersiniz. Kızınız da yeniden dirilebilir demiş. Kral son bir çare diye hemen Huzur nehrine koşmuş. Yaşlı bilginin tarif ettiği gibi abdest alıp yıkanmış. Sonra ellerini açıp Allah'a kendisini affetmesi için dua etmiş. Duası bittikten sonra yakınında bulunan bir ağacın dalını tutmuş. Tuttuğu dalın altın haline gelmediğini görünce sevincinden kendini tutamayıp "Yaşasın, yaşasın, kurtuldum artık!" diye haykırmaya başlamış. İyice emin olmak için elini başka şeylere uzatmış. Gerçekten artık hiçbiri altın olmuyormuş. Yüreği aydınlanmış Bilyegöz'ün. Ömründe böyle bir sevinç duymadığını düşünmüş. Hemen sarayına koşup karısına müjde vermek istemiş. Tam içeri girecekken bir de bakmış ki sevgili kızı dirilmiş, kendisini bekliyor. Koşarak sarılmış ona. Sevinçten ağlıyormuş artık. "Allah'ım, Allah'ım" diye mırıldanmış. "Sana ve milletime karşı olan görevimden kusur göstermeyeceğim. Beni o korkunç altın hastalığından kurtardığın için sana ne kadar şükretsem azdır" demiş. Sonra bahçede kendisinden bir altın isteyen yoksulu ve ülkenin diğer fakirlerini toplayarak onlara nice mallar, altınlar ve hediyeler dağıtmış. Karısı ve kızı seviniyor, ülkenin tüm insanları bayram ediyorlarmış. Her şey daha bir güzelmiş şimdi. Masalımız burada bitti. Güzel uykular dilerim.